Merhaba sevgili arkadaşlar ve dayatımcılar. Öncelikle hepiniz kanlı hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çarpıcı bir haber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 21. yüzyılın yeni dünya düzenini uzak doğu tarafından başlatmış bulunuyorlar. Asya Pasifik bölgesinde arkadaşlar çok önemli adımlar atılıyor dijital para bilimlerini geçirmekle ilgili. Amerika'da bununla ilgili çalışmalar var ama Asya kadar, uzak doğu kadar bu kadar ilgilenilmiyor bu konuyla. Biraz da hafife alınıyor ama Japonya arkadaşlar 30 büyük firma ortak dijital para kullanmaya başlama kararı aldı. Bunlar Bitcoin'e, altcoin'lere ne kadar yarar bilinmez. Ama şöyle bir olay var ki artık kağıt paraların yavaş yavaş tedavülden kalktığı zamanlara doğru hızlı ilerliyoruz gibi geliyor. Ama çok normal bir şey zaten. Ya yani dünyada insan sürekli bir değişim içine girmek ister. Bir kullandığı mal veya hizmet ya da ürün sonsuza kadar gitmez. Nasıl eskiden savaşlar kılıçla okla yapıyordu şimdi füzelerle yapılıyor. Eskiden e, kağıt paraların kullanmadan önce arkadaşlar mal para sistemi vardı. Takas ekonomisi vardı. Sonra kağıt paralara, madeni paralara geçildi. Bu da aynı şekilde böyle uzun bir zaman böyle gittikten sonra 21. yüzyılda artık kripto paralar, dijital paralar sahne almaya başlıyor. Haberin detaylarına da bakarsanız arkadaşlar önümüzdeki yıl 30'dan fazla Japon firma dijital para birimi kullanmayı deneyecekler. Yüksek oranda nakit tutmayı ve kullanmayı seven Japon toplumunu dijital çağa uyum sağlamak ve adapte etmek adına bu adımı atmaya planlayan firmalar bunun için bir organizasyon çatısı altına toplandı. Biraz zor adapte olacaklar gibi çünkü Japonlar arkadaşlar tasarrufu nakiti çok seven bir millet. Zaten e, çoğu zamanda deflasyon sorunları var. Enflasyon yani, yani talep yetersizliği den kaynaklı arkadaşlar arz bolluğu. Bu da fiyatlar genel seviyesindeki aşağı inme durumudur deflasyon. Zaten bununla ilgili sorunlar yaşayan bir millet. E, hani kripto paraları ve dijital yeni nasıl kullanılır bilmiyorum ama bu başlayacak adım arkadaşlar bütün dünyaya yayılabilir. Japon Merkez Bankası'nın dijital para kullanımına geçileceği duyurmasının ardından gelecek bu adım yeni finansal teknolojiler konusunda dünyaya dönüşümün batı yerine uzak doğudan başlayabileceğini işaret ediyor. Grup sözcüsü Hiramu Yamako perşembe günü yaptığı açıklamada Japonya'da çok sayıda dijital platform olduğunu ancak bunların hiçbirinin nakit ödemenin ulaştığı paya ve büyüklüğe ulaşmadığını belirttik Şunları söyledi. Biz sadece yeni bir dijital ödeme platformu yaratmak istemiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz çok sayıda dijital platformu karşılıklı olarak kullanabilir yapacak bir çerçeve oluşturmak. Dijital yeninin oluşturulmasında özel bankalara sorumluluk verileceği belirtildi. Ancak diğer oluşumların, organizasyonların ve firmaların da dijital yen üretmesi ol olasılığına bir engel koyulmadı. Burada arkadaşlar evet daha nakit olarak pay büyük değil ama bu yani bir adım atmak başarmanın yarısıdır derler ya. Ben onu böyle görüyorum ve çok da uzak bir zaman değil. Belki bunları bizler de hiç torunlarımıza kalmadan bizler de görebileceğiz. Kağıt paraların kalktığını görebiliriz. Yani şu bir 10 yıl içinde düşünüyorum aslında arkadaşlar. Nakit kullanmayı seven toplumlardan bir tanesi. sadece sadece %22 yer tutuyor dijital araçların kullanımını. Ama Amerika'da %45, Çin'de %70. En fazla entegre olan millet şu an dünyada Çin gibi gözüküyor arkadaşlar. %70 seviyesinde dijital paraları kullanabiliyorlar. Bu çok önemli. Japonya'da yetkililer hem kayıt dışı ekonomi önüne geçmek hem de finansal işlemleri kolaylaştırarak ticareti ve büyüme arttırma için dijitalleşmeyi destekliyor. Arkadaşlar kayıt dışı demek verginin toplanamaması demek. E, vergi kaybı demek devlet için. Eğer bunun önüne geçebilirlerse devletler tabii ki de daha fazla vergi toplayarak istihdam, büyüme. Bunlar daha fazla yararlı olur. İstihdam büyümeyi nasıl daha fazla yararlı olur derseniz devlet e, bu vergileri toplayarak. Devlet ve topladığı vergiler arkadaşlar, e, kamu harcamaları yapar. Bu kamu harcamanın içinde yatırım harcamaları, cari harcamalar ve transfer harcamaları vardır. Bu yatırım harcamaları arkadaşlar isterse savaş teknolojisi olabilir, isterse yani altyapı sektörü olabilir. Bu Devletin girdiği sektörde özel sektörün beraber uyum için çalışarak alt kolları bundan yararlanabilir. Yani e, kayıt dışı ekonomi ne kadar arkadaşlar önüne geçebilirsiniz o kadar çok büyümede e, bir önemli bir atak olur yani. E da arkadaşlar 2000 yılın başında geliyor. başından beri zaten bu yıl kullanılmaya başlandı orada da. Çin'in e yuanı 2020'nin başlarına çıkacak ve büyük bir titizlikle başlangıçta sadece tüketici harcamalarına odaklanacak. Çin'in e yaklaşmakta olan kripto para birimine ilgili son raporlar Pekin'in 2020 başlarında bu varla e yuan adını vermeye hazırlandığı iddia ediyor. Bu dünyanın ilk dijital egemen para birimi olacak. Fakat yine raporlara göre Çin'in yeni kripto parasının çekiş, çıkış süreciyle ilgili belirsizliğini koruyacağı söyleniyor için attığı her adımı çok dikkatli bir şekilde atmaya gayret ediyor ve bu nedenle başlangıçta sadece tüketici harcamalarına odaklanmayı planlıyor. Yani bir anda top yekün olarak entegre etmek değil de yavaş yavaş pilot harcama modelini arkadaşlar pilot modelle bunu daha büyük tabanları gelmek istiyor arkadaşlar başlangıçtan sonra. Blockchain sektöründe lider konum demiş zaten. Kripto para ve ee, blok Bitcoin'deki belirsizlikler olduğu söyleniyor. Baktığınız zaman arkadaşlar e, tıpkı yarım asır önceki uzay yarışı gibi şimdi dünya kripto para alanında ilk kimin kazanacağını görmek için acele ediyor. Çin ise şu anda herkesin önünde özellikle ABD'nin. Fakat tekrar etmek gerekirse yine de Çin yaklaşmakta olan kripto parası hakkında oldukça ağzı sıkı davranıyor. E-Yuan'ın faylarından bahsetmişler arkadaşlar. Yeni dijital para birimi kullanıcına büyük olasılıkla bir takım fayda getirirken aynı zamanda ülke genelinde hükümeti de fayda sağlayacaktır. Blockchain teknolojisi teknoloji sayesinde Çin hükümeti E-Yuan ile yapılan tüm ödedimi her zaman takip edebilecek. Bu ülkenin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve diğer her türlü yasaklı uygulama gibi suç faaliyetlerini tespit edebilecek finansal gözetimciler için çok yararlı olacaktır. Kripto para kullanıcına gelince tüm ödemeler ve banka arası ödemeler önemli ölçüde daha güvenli ve verimli hale gelecektir. Aynı şeyler tekrar değinmiş arkadaşlar. Vergi kaçakçılığı, kara para aklama, bunlar kayıt dışı ekonomi, bunlar devlete zarar veren uygulamalar arkadaşlar. Yeni teknoloji için daha önce eski teknoloji sebebiyle aşamadığı ya da ele alamadığı bazı proje ve durumlarda iyileşme olanağı sağlayacak söyleniyor. Son olarak birçok yer işletme için indirimli ticaret ve ödemelerin durumunu iyileştirecek. Dijitalleşme işletmeleri ve ülkenin genel olarak ilerlemesi konusunda yardımcı olacak ve saati karlılıkların azalmasını sağlayacaktır. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar artık yavaş yavaş kağıt paralara bu son bakışlarımız olabilir. Ama geçmek bence de daha iyi arkadaşlar. Kağıt paralar çünkü basımı kolay, ee, hükümetler sıkıştığı zaman, hazinede para bırakmadığı zaman belli bir miktar borç alarak belli bir süre karşılığında arkadaşlar para basıp paranın değerini düşürmek çok basit hali e, çok basit bu günümüz dünyasında zaten koronavirüsün etkileri arkadaşlar dünya ticaretinin düşmesiyle beraber insanların işsiz kalması gelirlerin azalması basılan bütün paraların arkadaşlar bu altcoin'ler olsun bitcoin olsun altın olsun değerli madenler olsun borsalar üzerinde olsun Hepsinin yükselmesi aslında gerçek bir yükseliş değildi çünkü ticarette herhangi bir şekilde şirketler iş yapmıyor, üretimler artmıyor ama her şey arkadaşlar çok değerli hale gelmeye başladı. Bu biraz bir balon e, yükselişiydi. Bunun nedeni ise negatif reel faizini etkileri arkadaşlar. Para o kadar ucuz ki artık daha fazla para daha az malık mal ve MTA'yı kovalamaya başladı. Aslında onlar değer kazanmadı, para da çok değerini yitirdi. Ama bu yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Ya. Bu yapılması gerekiyordu pandemi sürecinde. Keyfi bir uygulama değildi. Ama burada arkadaşlar artık tekrardan virüsün yavaş yavaş sonlarına gelinmesiyle beraber evet hala vakaların yüksek olması önemli tabi ama aşı çalışmalarının da belli bir seviyeye gelmesi o yüzden virüsün de daha artık çok fazla ömrünün kalmadığına bir işaret. Bunlarla beraber ülkeler tekrar arkadaşlar mali disiplini ele alacaklar. Mali disiplinden kastımız arkadaşlar borçlar ödenecek. Borcu ödemeyenler faizlerini yükseltecek. E, sıcak para ülkelerine gelmesini bekleyecek. Ve de son olarak e, şeye bakarsak Bitcoin grafiğine arkadaşlar. Bitcoin 2000 kaç yılında 2017 yılındaki zirveyi zorluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya bakarsak. 2017 yılında bir zirveyi zorluyor. Tekrar o seviyelere geliyor. Ama şu an arkadaşlar Bitcoin bütün göstergeler çok sıcak olduğunu çok pahalı olduğunu gösteriyor. Ve bakarsanız yükseliş çok sert arkadaşlar bakın. Yükseliş. Çok dik. Her çok sert yükselişin arkasında arkadaşlar çok e, sert de düşüşler olur. Bunu sakın unutmayın. Çok sert yükselişin arkasında illaki bir düşüş olur. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar buradan çizilen e, destek direnç noktalarında buradaki kırılım yukarı yönlü devam etmiş. Buradaki direnç noktası arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şuradaki dirençler. Şuradaki ufak direncinin arkadaşlar üçüncü kere dokunmasıyla beraber dördüncü atışında tekrardan yukarı doğru bir e, hamle yapmış. Ana trend üzerinde bir dönem ana trend üzerinden çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada destekleri birleştirdiğiniz zaman şuradaki kuvvetli destekler ama tekrardan hızlı bir şekilde kanala girerek arkadaşlar kanal dışı bir hareket var. Zaten buralarda arkadaşlar MACD arayış biraz uygun olduğunu gösteriyordu. Sıfırın altında olduğunu gösteriyordu çıkmasıyla beraber. Ama şu an göstergeler çok sıcak. Ee, hani Bitcoin altın ben dolduramıyorum arkadaşlar. Hala bana çok inandırıcı gelmiyor. Ama bu inandırıcı bana gelmemesi size de aynı şey olacak anlamına gelmez. Hani yatırım yapmak isteyen yatabilir yatırım yapabilir. Tabii gelecekle ilgili daha büyük beklenti olabilir. Ama bunun altın doldurulması çok daha önemli arkadaşlar. Hani bu kripto paralar arkadaşlar Bitcoin'leri dijital e, para birimleriyle karşılaştırmayın. Bu çok daha farklı bir şey. Bu bu bir noktadan sonra arkadaşlar hükümetlerin bağımsızlığını tehdit edebilir. Çünkü 22 milyon arz olduğu söyleniyor arkadaşlar. Arz sabitken talep her geçen gün çılgınlar gibi artınca arkadaşlar fiyatlar çok yüksek seviyede itiliyor. Hele ki günlük hayattaki kullanımızda biz bunu arttırırsak sevgili dostlarım insanlar herkes bunu paralara ulaşamayacak ve çok daha büyük kaosol olacak. E bundan sonra kimsenin kağıt paralarının yüzüne baktığı yok. E kağıt para ya da dijital paraların da aynı şekilde yüzüne bakılmazsa büyük bir problem şurada başlayacak ki dediğimiz gibi hükümetlerin bağımsızlığı da denilecek. Hani bu bitcoin olayı kalkabilir de ortadan. Yani şu an belirsizlikler çok fazla. Bu riskler işte. Yani yatırımdan büyük para kazanmak isteyen arkadaşlar büyük riskler alır. 16. yüzyılda Hollanda'daki lale piyasasını duymuşsunuzdur ya da bileniniz vardır. Eğer bileniniz yoksa ben kısaca anlatayım arkadaşlar. Osmanlı'dan alınan laleler Hollanda'da çok büyük bir ilgi gözüküyor. Çünkü ilgi gözükmesinin en önemli nedeni arkadaşlar. Ülkedeki en popüler ismin kralın bahçelerinde arkadaşlar. E, lale soğanların ekilmesi. Ve insanlar o çılgınlık öyle bir noktaya geliyor ki evde, evlerinin ipoteklerini laleye bağlıyorlar. Yani evlerini ipotek diyorlar lale soğan almam için. Ama bu çılgınlık çok geçmeden arkadaşlar sönüyor ve çok büyük bir hani hüsranlar ve yıkılışlar oluyor. Hani tarih tekerrüden ibarettir. Ha Bitcoin tabii ki de böyle olacak demiyorum. Ama bunu zaman gösterecek bizlere. Lakin dediğimiz gibi çok fazla şu an altı doldurulamayan bir madencilik. Yani ben bakıyorum bazen 4 tane bilgisayarın ekran kartıyla, ana kartıyla arkadaşlar Bitcoin mining, Bitcoin madencilik yapıyorlar. Bana yani bu biraz bana balon gibi bir şey yani yapay gibi yapay bir etkinlik gibi geliyor. O yüzden ben hiç ısınamadım Bitcoin arkadaşlar. Hiç almadım da açıkçası. Ama alıp satmak için alıp satmak isteyenler için arkadaşlar söyleyeyim öngörümü. Eğer bu zamana kadar almadıysanız arkadaşlar, bu seviyelerden almadıysanız 2017'deki direncinin geçmesini bekleyin arkadaşlar. Burası önemli. Hani bu zamana kadar hiç almadıysanız şu anda almayın. Yani en azından 2017 direncinin geçmesi çok daha önemli olacak. Ama göstergeler çok pahalı. Hani bunu da dikkat edin ve çok hızlı yükseliş var. Bakın. Geçmiş grafiğe bakın arkadaşlar. Hangi neyin grafiğine bakarsanız bakın. Her çıkan illaki bir gün mutlaka düşer ve her düşen arkadaşlar illaki bir gün mutlaka artar. Ve siz hiç bu, buralardan alamadıysanız, buralardan toplayamadıysanız şu bölgelerde arkadaşlar, şuralardan. Hani bu kadar yüksek e, hızlı bir şekilde giden e, Bitcoin arkadaşlar en azından izlemeniz daha önemli olur. En azından şu 19-20 bin seviyesini izlemeniz çok daha önemli olur. Evet Donald Trump arkadaşlar yöntemi 1.5 trilyon dolarlık kazandı. E, Teşvik paketini onayladı. Bu paket arkadaşlar parazının su gibi artması ve emtiaları yükselteceğini düşünüyorum ben. Doğru ama hani bunun daha ne kadar gider? Daha ne kadar virüs hayatınızda olur? Ne kadar virüs dünya ekonomisini tehdit eder? İşte onun e, belirsizliği biraz da arkadaşlar bu balonların oluşmasına neden oluyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız e, lütfen kanalı abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Tekrardan beni sabır dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.